çok pahalı bak. Mutfakta ateş yani gerçekten. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yemek yapamıyoruz. Marketler pahalı, pazar pahalı. Sen pazarcı mısın, müşteri misin? Müşteriyim ben. Evet. Ha şimdi alım için. Ben şunu alamıyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Haftalık kaç liraya doldurabiliyorsun eve? Valla 200-300 liraya ancak dolduruyorsun. Yani bakliyatta almıyor. Sadece de sebze meyve. Sebze meyve. Evet. Pahalı, her şey pahalı. 6 lira, 7 lira domates. 5 lira kavun kilosu. Salatalık 7 lira. Alamıyoruz ki nasıl alacağız? Asgari ücretle çalışıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Karşılayamıyoruz yani. Yetmiyor. Yetmiyor ya. Bu zaten ay 15'inde olduğun para bitiyor. Öbür ayın 15'inde borçlanıyoruz. Vatandaş taneyle almaya başladı. Taneyle biz birer tane limon, birer tane alıyoruz. Evet. Armutu birer tane alıyoruz. Yok, hayat pahalı. Çocuklar hani kaç çocuk var? İki çocuk var. İnan ki yol parasını veren, okula gidiyor da onu da veremiyoruz. Onu da borçlanıyoruz. Yani sağda soldan borç alıyorlar evle karşılıyoruz. Söke pazarındayız. Vatandaş geldi buldu işte. Her hani kapında biz şeyden, muhalefetten biz istiyoruz ki birazınca bu şu şey ateşi söndürelim. Hep beraber çarşının pazarının ateşini söndüreceğiz. Evet. Vatandaşın elinde, sizin elinizde. Biz zaten sizlerle beraber vekiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı geçen bir açıklama yaptı. Diyor ki asgari ücret 16 kat arttı diyor. Vekilim onu zaten, onu sarayda zaten her şey günü gülistanlık. Her şey o. Ejder meyvesi yiyor, her şeyi yiyor. Biz onu yiyemeyiz ki. O her şey onun için bir kristalı da konuşur. Biz sokağa bir insin, pazara insin de görsün pazarını abi. Şöyle açalım mı? Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanım, bakın Söke pazarındayız. Vatandaş diyor ki Söke pazarındaki işler saraydaki gibi değil. Saray başka, pazar başka. Başka evet. Ha. İnsin bir sokağa insin de insanın halini görsün. Saray başka, pazar başka. Sokağa inemiyor ki, pazara inemiyor. Bari inan ben. Ne? Bari inan. Bari inan. Burada Söke pazarında diyor ki işler sarayda döndüğü gibi dönmüyor. Gelsin baksın domates kaç lira, salatalık kaç lira, kavun kaç lira. Evde iki çocuk var, armudu birer birer alıp götürebiliyor mancak diyor. Kiloyla almayı unuttuk diyor. Alamıyoruz. Evet. Yani bir her şey sosyal medyada konuştuğu gibi de televizyonda söylüyor ama o hep bir şey. Boş laflar bunlar. Burada karşılaştık. İnsin pazara ya. Vatandaşın sokağı sesi bu. Ben zaten zor kanat geçiren bir insanım. Pazarcı mısın? Pazarcıyım. Sıkıntı çekiyorum. Ve bu sıkıntı içinde çocuğuma bir de bu elektronik mühendislik okuduğu için çocuktan ekipman istiyorlar. Bunu karşılamakta güçlük çekiyorum. Çocuğun yurt parası, okulda kullanacağı malzemenin parası, yol parası, ondan sonra cebine koyacağı harçlık, ben perişan oldum diyor. Türkiye'de çocuk okutan, öğrenci okutan vatandaşın derdi bu. Yani saraydan görülmüyorsa görülsün diye dolaşıyoruz. Eyvallah. Evet. 180 liraya aldığın gübre şu an 380 lira. Nasıl 10 liraya vermeyeceksin? Doğru. Aya gidiyorsun, benden alıyor 3 liraya, sana satıyor 5 lira, öteki satıyor 10 lira. Biz yetiştirdiğimiz halde 10 lira fark ediyoruz. Ay, şimdi 5 lira eksik, konusunda hiç başlatarak alış yapmaya. Buyurun 5 lira mandalit. Topanı şu an daha 7 lira. Bence 7 lira. Şimdi bakın mesele bu. Herkes öyle pazara müfettiş yolluyorlar bu böyle müfettiş. Öyle iner mi fiyatlar? İnmez. Yani pazarda fiyatların inmesi, gelin Söke pazarında fiyatlar niye yüksek anlarsınız. Gerçek yani, yetiştiren bir fiyatlar yani. Yüksek olunca buradaki pazarcı kazanıyormuş gibi pazarcıya müfettiş yollayarak fiyat düşmez. Bak Davutlar 5 lira mandalit, 10 lira şeftali. Vatandaşı üstüne. Bu daha tufan yani, yeni çıktı daha. Bir haftadır kurban keçisi var. Ha. Dünya keçisi pazarda oldu bu işte. Şimdi bak üretici bunlar. Diyor ki 180 liraya aldığım geçen sene 180 liraydı, şimdi 380 lira diyor. Mazot oldu 7 lira diyor. Ben nasıl diyor 10 liraya satmayacağım da nasıl tutacağım diyor. Vatandaş da alamıyor. Demek ki mesele ne vatandaşta suç, ne üreticide, ne pazarcıda. 60 liraydı, 145 lira. Şeker gübre 60 liraydı, 145 lira oldu. Biz söylemiyoruz. Bunu Şevket'e bak. Şevket Bey. Şevket Yalçınkaya. Kamil Garip. Bunlar hem üretici hem satıcı burada. Bakın arkadaşlar. Başkalarına satmıyoruz. Kendi bakın, bakın burası önemli. Diyor ki ben aracı değilim diyor. Bahçeden topluyorum, getirip satıyorum.
gübre fiyatı, ilaç fiyatı, ondan sonra elektrik fiyatı, mazot fiyatı, ben bu fiyata sapmazsam kurtaramıyorum diyor. Yani buradaki mesele aracıya giden bir şey de yok. Doğrudan satmasına rağmen vatandaşa pahalı, üreticinin masrafını karşılamıyor. Mesele bu.